Arkadaşlar merhabalar. Evet arkadaşlar sürekli Hera'nın son durumu nasıl filan diye merak ediyorsunuz. Hera'mız şu an gayet iyi. Şu anda süt vermiştik. Süt içiyor da. Yalnız mamayı yememiş. Yine mamamız kalmış. Hera niye böyle yaptık? He? Hera ayaklandı artık. Böyle geziyor arkadaşlar. Ya bak bak. Nerede geziyor bak. Ne yapıyorsun orada? Bu arada buraları batırdı. Yani koltuk, yatak şu an. Ay dur 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 sıkıştın sıkıştın dur. Mahvettik her tarafı değil mi Hera? Hera geziyor artık. Sıkıldığı için geziyor arkadaşlar. Ne arıyorsun? Kızım? Nereye gitmiş yavrum? Biz de temizlik için girdik odaya. Hem mamalarını yedi. Şöyle çöplerimizi de daha atmadık. Hani söylediğimiz gibi arkadaşlar böyle konserve veriyoruz. Kuru mama veriyoruz. Yine onun içinde de konserve karışık. Olduğu halde yememiş. Bir de süt. Laktozsuz süt. Yani sütü seviyor. En çok sütü seviyor yani. Konserveyi bile o kadar şey yapmıyor. Sütü çok seviyor. Ama kötü bir durum söz konusu diyebilirim. Hani ben inanın zor konuşuyorum artık. Hani toplam iki tane yavrusu kalmıştı. Dün saat kaç gibi? 4 gibi başladı. Ya nasıl anlatayım arkadaşlar? O kadar çok ağlıyor ki hani böyle ciyak ciyak ağlıyor. Hani yapabilecek hiçbir şeyimiz yok. Anneyi emmiyor, ememiyor hiç gücü yok zaten. Anne zaten baştan beri de onu birazcık dışlıyordu, değil mi? Onu Diğer nedense istemedi, bilmiyorum ya. Kabul etmiyor. Bazı zorla yavrular. ağzına veriyorduk. Onun dışında zaten şurada da küçük hani gözüküyor biberonumuz var. Onunla işte hazır mama yapıyordum ben. Veterinerden aldığımız bebek maması. Bugüne kadar onunla yaşatmaya çalışmıştım. Sabah işte kaç saat durduk? 2 saat falan yanında durduk. En sonunda uyumuştu. Hani artık benim de şeyim tükendi. Nasıl diyeyim? Enerjim tükendi. Dedim birazcık yatayım uyuyayım. Saat 9 gibi tekrar uyandım ki ağlama sesine uyandım. Nasıl ağlıyor ya? Nasıl ağlıyor? Oradan battaniyenin üzerinden gelmiş şuraya. Tencerenin hemen arkasına gelmiş. Tabii Hera Hanım yine yavruların yanında yok. Geçmiş şurada kurulmuş yatıyordu. Öyle izliyor onları. Tabii Hera'yı sonra zorla indirdim. Memeye koydum filan. Tabii yavruda hiç güç olmadığı için şey yapamıyor. Memeyi çekemiyor. Tekrar mama yaptım. Hani bir iki damla ağzına akıttım zorla da olsa. Ama o da fayda etmedi. Sonra çıktım. Annenin kucağına bıraktım. Çıktım odadan. Hani biraz belki benden de tedirgin olabiliyor bazen Hera. Odadan çıktım kendi başlarına kalsın diye. Sonra 1,5 saat sonra tekrar girdim. Girdiğimde ölüydü. Kaybettik yavruyu. Ya zaten şimdi anne bazı yavrulara böyle yapabiliyor. Bunun sebebini biz de bilmiyoruz. Neden yapıyor? Kabul etmiyor yavruyu. Mesela diğer yavruyu alıyor, yalıyor, temizliyor. Onu mesela kafasıyla ittiriyor böyle, istemiyor. Bunun neden olduğunu şimdi biz onu elimizde doğurturduk ya. Mustafa abi veterinerimiz doğurturdu onu. Bayağı elimizde kaldı. Bilmiyorum, belki de ondan dolayı da olabilir. Çözemedik. Kabul etmedi yani. Ama öyle olsa diğerini de kabul etmez de bence onun güçsüz olduğunu farkındaydı. Ondan da kabul etmedi. Sütü de Hera'nın sütü çok az arkadaşlar bu arada. Arkasındaki birkaç tane memeden geliyor. İşte onları da Dakika şunu çekelim. Ha, sütü az derken onun dışında şeyi çağırdık bu arada. Veteriner geldi tekrardan. Dedi memeleri tıkalı. Değil mi? Onlara bir baktı falan. Ama hiçbir şey değişmedi. ya tıkalı değil. Şimdi tabii o birazcık sıktı, açtı. Birkaç damla gelince o var zannetti. Ama yok yani. O birkaç dakika sonra kesildi. Normalde böyle fışkırması lazım. Özellikle de bizim beslediğimiz yönteme göre yani annenin her yerinden süt akması lazım. Ama akmıyor. Alabileceği bütün proteinleri, karbonhidratları verdik. Ona hatta fazlasını verdik. Üstüne ekstra laktozsuz süt de veriyoruz. Ama yok. Ne olacak Heracığım bu işler? Buraya da mavi şey sürmüş sprey. Bu arada şunu da göstereyim de. Yarasına şundan sürüyoruz arkadaşlar sprey. Mavi sprey, yara spreyi daha çabuk iyileşsin diye. Tabii her yerde mavi sprey var Yapacak bir şey süründüğü yok artık için. hiçbir şey gözümüz görmüyor. Yani tekeleşsin onu düşünüyorduk. Tabii o erkek olan yavrum
Hatta ismini bile koymuştum. Tayfun'la da böyle bazen tartışıyorduk. Hayır anne, olmaz falan. Antonio falan diye seviyordum. Yani öldü arkadaşlar. Yani o kadar uğraştık. Öldü Heracık. Bakmadın Hera kızım. Niye öyle yaptın? Bir de şey düşünüyoruz arkadaşlar. Hani emerken şu masayı birazcık çeker miyiz? Şu karın altında dikişi olduğu için hani yavrular şey yapıyor. Böyle tırnaklarını geçirerek emiyorlar falan. Sanırım acıyor. Acıdığı için de anne istemiyor. Zaten hemen gözümün önünde hemen şuradan kalkıp koşarak yatağın üzerine atlıyor. Ondan onların emmesini istemiyor. Öyle tahmin ediyorum hani herhalde acısından dolayı. Olabilir, bilmiyorum. Şimdi de kendisi de çok sıkıldı. Hani camı açıyoruz şuradan, camdan bakıyor falan. Kapıya vuruyor artık hani çıkartın beni falan diye. Biz de hani biraz daha böyle havada güneş var ama şey serin bir hava var arkadaşlar dışarıda. Hani dışarı alsak işte daha önce Süslü'yü bulduğumuzda onun da böyle ameliyat yeri mikrop kapmıştı, iltihaplanmıştı. Hani onun gibi olur diye korkuyoruz. Hani ne kadar ilaçlarsak ilaçlayalım. Şimdi evdekiyle dışarıdaki biri değildir. Hani şurada da göstereyim. İnanın öyle yarım saat, bir saat arayla sürekli burayı siliyorum. Hani hafif bir çamaşır suyu şeyiyle. Camı da açık tutuyorum hani koku olmasın diye. Yani şu an düşün yani tuvalet ihtiyacını bile burada karşıladığı halde o kadar hijyenik davranıyoruz. Koku bile yok. Yani o kadar dikkat ediyoruz ama maalesef olmadı be Hera. Olmadı yani. Hani ağlamak istedim, ağlayamadım bile arkadaşlar. Bilmiyorum ya. Şimdi kaldı bir tane yavrumuz. İnşallah o da yaşar. Onu da yani yine aynı şekilde mama veriyorum. O da mamayı pek sevmiyor. Biraz hareketli o, değil mi? O hareketli. Çok titriyor böyle kafayı falan sallıyor. Biberonla zorla veriyorum. Ya şu an için dışarı alamayız onu. O yavrunun biraz daha böyle ayaklarının üzerine basmasını istiyoruz. Yani gözünü açmasını istiyoruz. Daha gözünü açmadı. Bir 10 gün sonra falan işte. Gözlerini bir açsın. Ama inşallah yaşar 10 günde. Yani eğer anne yanından ayırmazsa yaşayacak. Ayırırsa sıkıntılı biraz. Gene ara İşte. ara kontrol edeceğiz. Ne olacak Hera? Kızım bir tane kaldı. Tabii önce senin sağlığın önemli ama o kadar eziyet çektik. Hadi bir tanesi yaşasın be kızım. Yaşasın mı annem? Bu arada Hera'yı ilk defa eve alıyoruz arkadaşlar. Hani hiç evde beslenmiş bir köpek değil. Hemen şöyle göstereyim. Burada şöyle özellikle bu odaya koyduk. Hani tuvalet ihtiyacı geldiğinde hani biz ona söylemiyoruz değil mi? Tabii İşte git canım. oraya yap filan diye. Hemen şöyle göstereyim. Geliyor buraya yapıyor arkadaşlar. Çok da akıllıyız. Hani ona kafası çalışıyor. Zeki bir kız ama işte herhalde şey düşünüyorum. Çünkü Hera daha önceki anneliklerinde de çok iyi bir anneydi. Her defasında söylüyordum birçok videomuzda. Hala mesela Efes Apollo ve Şivas'ı halen çok falan korumacı yani koruyor onları. Herhalde yarası ağrıyor diye istemiyor diye öyle düşünüyoruz. Ya şimdi bu doğumu çok zorlu geçti onun. İlk defa böyle bir doğum yaptı. Yavrular ne oldu? Haliyle öldü. Kanalı tıkadılar, çıkamadılar. O çok ağrılı ve sancılı geçti. Sabahlara kadar inledi o. O ne olduğunu anlayamadı. Ondan sonra öyle de kurtaramadık onu. Mecbur kaldık sezaryenle almaya. Sezaryenle zaten çoğu ölü doğdu. Bir tanem, iki tanesi mi ne canlı kalmıştı işte. Onlardan da bir tanesi kaldı. Diğerleri kalmadı. Onun da işte onun psikolojisi, hayvan psikolojisinden pek ben de bilmiyorum aslında da. Etkiledi sanırım onu. İstemiyor. Şimdi yarası var karnının altında. Şimdi bakın görüyorsunuz elimi atarken bile tedirgin. Hemen şurada, şu bölgenin altında. İstemiyor dokunulmasını. Kızım, Emzirmeyi de yani o yüzden yapmıyor olabilir. ben de öyle düşünüyorum. Çünkü Hani yavruların şimdi bakmayan arkadaşlar bilmezler. Tırnakları var. Şöyle küçük. Çok keskin. İnanılmaz bir de keskin. asılıyor böyle. Baktığı zaman çok acıyor. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. Yavru bu şekilde emiyor. Böyle tırnaklarıyla bu şekilde yapıyor. Kafasıyla da böyle memeyi çekiyor. Şimdi ameliyat yeri de hemen orada altta olduğu için ikisinin iki memenin tam ortasında olduğu için haliyle ayaklarını tırnaklarını mutlaka ameliyat yerine getiriyorlar. Dikişleri var orada. Çok canı yanıyor. Canı yandığı için istemiyor olabilir. Yani evet ben de öyle düşünüyorum Helacığım. Yani yapacak bir şey yok. Ya o kadar yedirdik, içirdik, ne yaptıysak bir damla sütün olmadı be Hera. Olmadı kızım. Nereye gitti bu sütler? Var da Aferin, çok akıllı benim çok az. kızım. Onunla ne olur zorla elimizle sıkıyoruz bir damla zor geliyor. Yani ne yaptıysak olmadı yani yapacak bir şey yok.
Neyse, en azından biraz kendisi toparladı. Geçen hafta mesela çok kötüydü herhalde arkadaşlar. Evet, Ya gördüğünüz gibi kıyavlar karnından çıkınca böyle yapıştı karnı ve şu şey, an narkozunun etkisinden de galiba hiçbir şey diyemiyordu. Çok şükür işte açıldı da. 2 gün hiçbir şey yemedi zaten. Ya ne 2 gün, ne 2 gün, ondan sonraki yediği de neydi ki? İki yudum böyle diliyle şey süt alıyordu, o kadar. 2 günden sonra da ufak ufak yemeye başladı. Önce süt içti. Sonra haşlanmış yumurta. Ondan sonra işte kutu mamalara geçtik. Onlar yavaş 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 böyle 3-4 gün sonra, bir hafta sonra falan normal yemeğe döndü. Neyse, Şu an buna da şükür. Yani ne ama şu an diyelim? etlendi bak. Şu an iyi. Mesela bu tarafı da iyi. Gördüğün gibi bak, tok ses geliyor. Görüyor Yeni musun? süt içti ya, ondan herhalde de. Yani arkadaşlar, merak ediyordunuz. Durum böyle. Ha, biraz da çekerken de zor çektim. Hani alan çok dar. Hani o da çok önemli değil gerçi. Yapacak bir şey yok. Şimdi kaldı bir tanecik yavrumuz. İnşallah o sağlıklı olur. İnşallah yani sizlerden de böyle temenni, teselli istiyorum. Gerçekten moralim çok bozuldu. Hani Dualarınızı esirgemeyin arkadaşlar. Dua edelim. Tek bir yavrumuz kaldı. Dişi o. Allah bağışlasın. Çok da güzel. Yani inşallah o yaşar. O canlı, diri, hareketli biraz. Hani diğerlerine göre çok hareketli. Böyle tık 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 tık. Hiç böyle durmuyor. Acayip bir şey böyle. Atom karınca gibi. Ama İşte yeterli ama anne beslenme bakması olmazsa, hani lazım. yeterli beslenme olmazsa onu da kaybederiz. Değil mi kızım? Bir tane kaldı. Neyse, tabii yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Öncelikle helamızın sağlığı. İnşallah iyileşiriz. Bahçede yine koşarız, kavga ederiz hatta. Ne güzel kavga ediyordun. O günleri tekrardan yaşarız. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi helamızın da son durumu böyle. O zaman ne yapalım? Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşçakalın.